Sönmüş kapının önündeki. Yok böyle kapattık. Kapıyı şöyle hafif açayım dedim. Sen böyle yüklendin ya kapının üstüne dedim. Kanka biz bayağıdır konuşuyoruz bunu. Heyecanlıydık. Arabadan biri. Hayır hayır problem değil. Özcan 50 saattir falan uyumuyor. Yarın da uçağı var. Kanada'ya gidecek falan ya. Haberim var. Yok yok. Kanka aa. Haberim var haberim var. Oğlum insanlara anlatıyorum. Bilmiyorlar diye. Ya, anlat sen anlat. 50 saattir uyumuyor Özcan. Yarın da Kanada'ya gidiyor. 50 bu arada abartı değil. 50. 50 50 abartı değil uyumadığı süre. Uyuyacaktı bende. Saydık. Uyumadı. Dün 2,5 saat uyudum toplam bu 50 saat. İkna edemedik oğlum uyumaya. Ben uyudum. Kanka şeyim ben diyorum hayır uyuyamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Kaçta yarın uçak? Kanka 10.30'da buradan çıkacağız sabah. 10.30 sabah çıkış. Evet. Tamam o zaman yine uçağa kadar uyumamacaya devam mı? Hayır hayır uyuyacak şimdi. Artı. Uyuyacak ben mısın? Ben uyumak üzereyim dedim. Tam uyumak üzereydim dedim ki o zaman Efe'yi göreceksek şimdi görelim. O zaman ben de şöyle bir teklifle geliyorum. Yayın iptal. Ben de şöyle bir teklifle geliyorum. Ben bugün sabahlamalı yayın yapıyordum. Yani bu ne demek oluyor? 6'da kapatacağım demek oluyor. Tabii. Ben 6'da sen ne yap biliyor musun? Posta kutusuna anahtarını bırak. Bıraktım. Ben 6'da yayını bitirip size geliyorum. Sabah da Özcan'ı havaalanından çünkü benim bir şekilde bir hareket aynen yapmam lazım. Özcan'ı uğurlamak için ben de havaalanına geliyorum. Şu beraber gidiyoruz. Çok abartı iyi. Abartı iyi. Mükemmel bir hareket. Olacağına eminim ben bu hareket. Okay, ben bu hareketin iptal olacağına ve boşuna kalplerin kırılacağına eminim. Düşünüyorsunuz? Hayır. Ben evet. Oraya kadar bu yayının o kadar iyi gideceğine eminim ki zaten bırakamayacaksın. Bırakınca da o heyecanını paylaşmak için zaten geleceksin. Zaten. Zaten. Gelmişken de zaten Özcan'ı havaalanına bırakacağız. Evet. O da oraya kadar gitmişken zaten uçağa binip sonsuza kadar biz zaten zaten sonra Grammy alacak işte. Ha. Abi sus ama. Bir şey söyleyeceğim. Şeyi bırakmayı unutma ama posta kutusuna anahtarı. Arkadaşlar tam oturduğum yeri söylemedi Efe anahtarımın nerede olacağıyla ilgili bilgi verirken. Onu da söylesin. Evimi soyacak olan varsa direkt her şeyi hiç kuşkulanmadan gelebilir Efe'cim sağ olsun. Bir şey neler izleniyor burada? Konsept ne bugün? Dostum şu anda birazcık eğlence içeriği üzerine şeyler izliyorduk. Sizin de gelmeniz ekstra bir eğlence kattı. Aa ama. Hayır. Bu doğru versiyonu da çok şey. Doğru versiyonunu yap. Lütfen. Efe yetkin kaç öğrenmiş. Global 4 albüm mü? Evet. Oo. Yok kanka. Kanka görüşürüz. Gidiyor musunuz şu anda? Hayır. Ha. İstiyorsan gidebilirsin. Hayır öyle bir sen bir şuraya doğru bir yöneldin de ben de öyle bir algı yapalım. Sen iyi misin? İyiyim oğlum. 50 saattir uyumayan evet, bir dakika. Aynen full çok iyiyim yani. Kanka az önce konuşurken böyle yapmaya başladı. Dedim kanka Efe'yi görecek miyiz? Tabii tabii dedi. Dedim o zaman gidelim şey dedi. Ben biraz yatayım aslında. O kadar olmayacak bir şey söylüyor ki kanepeye bir tane minik kırlent koymuş. Diyor ki ben kafamı azıcık koyayım buraya sonra gideriz. Biz sonra nasıl götüreceğiz Özcan'a? Kızacak bir de bize sabah. Sevdiği evet, falan dedim oğlum size. Bu arada hiç inanmıyor şeye. Benim şu kanka, anda... Ben Go-Kart'tan sonra hiçbir şey inanmıyor. Ama bir şey söyleyeyim. Bu yayını alacak arayacağım. Bu güveni ben kırdım yani. Go-Kart'a tabii ki. Uyanıp geliyoruz deyip neden gitmediniz? Anlattın mı insanlara yoksa kendinin hayır, böyle anlatma. Şey yaptığını... Oturup sandalyeye almak Go-Kart'ın olduğunu, böyle bir program olduğunu bilmiyorlardır. Efe hiç uyanmadı. Merhaba Erkan arkadaşlar. Uyanıp gelmedi. Efe'nin parası tam yatmamış. Onun yerine birazcık ben anlatacağım bir şeyleri. Umarım kızmazsınız Efe yerine ben konuşuyorum diye. Ben olsam kızabilirdim Efe 10 numara bir yayıncı. Hızlıca hemen anlatıyorum olayı. Bizim böyle güzel bir go-kart'a gitme planımız vardı. Go-kart biliyorsunuz araba sürdüğümüz böyle eğlenceli bir aktivite. Hep beraber gidelim arkadaşlarla eğlenelim diye düşünüyorduk yani. Buna. Sonra ben hastalığım dolayısıyla gidemeyeceğimi söyledim arkadaşlarıma. Geri kalan herkes gidiyor. Furkan'a haber vermemişler öncelikle. Furkan'a niye haber vermediniz oğlum? Çocuk üzüldü. Unutmuşsunuz. Neyse Furkan'a haber vermemişler. Abi Furkan Lead Squad'dan atıldı mı? Yok yok artık sormuyorlardır. Bundan sonra da Efe'ler, Efe Berkcan'da kalıyor. Böyle geç uyuyorlar falan, PlayStation oynuyorlar. Patlamış mısır yiyerek. Çok güzel hareketler bunlar. Çok güzel hareketler bunlar. 2 yılbaşı izlemişler Berkcan'da. O yüzden geç uyumuşlar. Şakalara gül 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 tabii. Duramadık bir türlü uyuyamadık. Sabah çok geç uyanıyorlar. O saatte bizimkiler go-kart'ta, sözleştikleri saatte. Bunlara diyorlar ki gelmeyecek misiniz? Hani ona göre girecekler go-kart'a, sürüp geri dönecekler. Efe ID atar mısın? Uyanıp Berkcan'la
Efe çocuklara şey yazıyor. Biz şimdi çıkıyoruz. Birazdan orada olacağız. Bu arada ben böyle bir şey yazmadım. Uyanan kişi Berkcan tamamen. Ve beni uyandırmama kararı alıp programı kendi kafasında zaten iptal etmiş. Bu arada Berkcan'ın zaten geceden iptal edeceği vardı. Özcan hatırlayacak. Evet, ben Özcan'a sürekli bütün gece boyunca şöyle şey, dedi. İptal olmadım ya. Ya kanka siz gerçekten sabah gideceğimize inanıyor musunuz falan filan tarzında şeyler dedi. Ben orada dedim zaten sabah muhtemelen yalan olduk diye. Özcan da dedi. Ama sabah uyanıp geliyoruz yazmanız bir tık abartı ben değil. Ben yazmadım. Yazmanız diyorsun hala. Yazmadım çünkü sen uyanmadın. Ben uyuyordum çünkü. Sen uyuyordun. Ve şöyle bir olay var. Bu arada Özcan da şöyle iddialı cümlelerde bulundu. Neyse işte siz zaten uyanmazsanız ben bir de buraya gelirim. Burada sizi uyandırıp oraya götürürüm falan. Yapar bu arada normalde ama siz işte demişsiniz ki yok biz geleceğiz. O da demiş ki tamam ben gidip almayayım o zaman. Berkcan çok ince düşünmüş. Demiş ki herhalde Özcan beni harbiden gelip uyandırır. Ben en iyisi geliyoruz diyeyim de yalan daha güzel olsun. Kanka yine Berkcan şey falan dedi ya. Özcan sen geri gelip bizi almayacak mısın diye soruyor. Oha dedim bunları. Evet kanka cidden benim alacağımı düşünmüş. Ben okumadım. Kanka alacağımı düşünmüş. Ben uyuyordum. Evet alacağımı düşünmüş abi. Chat siz ne diyorsunuz bu olaya? Efe ile Berkcan'ın arkadaşlarına yaptığı bu son dakika... Harbi yazık ya. Ne diyorlar harbiden? Lin Scott bölünüyor mu? Bunu diyorlar. Her şekilde buna geliyor konu. Baktım ekrana Yetkin bu yazıyordu. Yetkin çok zayıflamışsın. Yetkin yakışıklı olmuş ha. BG satmış. İyi satış. Kolpa ayıp. 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 Dal gibi kalmışsın Yetkin. Ayıp. Ayıp. Çok ayıp. Genellikle ayıp diyorlar bu arada. Ya genellikle haklılar yani. Yani herkes çok teşekkür ederim. Ayıp çıktı. Çok teşekkür ederim ben chat'e. Buranın chat'i inanılmaz güvenilirmiş. Bazen böyle. Peki bir şey diyeceğim. Bir dakika. Chat. Yarın bu Efe'nin vaat ettiği şeylerin olacağına inanan var mı? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Gerçekten. Ya bir dakika. Bak gerçekten 6'da yayını kapatıyorum. Tamam. Sen de sabahlamalı yayın yapmıyor musun? Bıraktığı posta kutusunda. Bak şu sitedeki şu posta kutusu. Aynen. Ben dün sabahlamalı yayın yapmıyorum. Dün çekiliş yayını vardı. Bugün sabahlamalı yayın var. Ben geliyorum senin posta kutundaki anahtarı alıp kapını açıyorum. Bir köşeye kıvrılıyorum orada. Kaç numarada oturduğumu hatırlıyor musun? Evet. Anahtarı koyacağım posta kutusu kaç numara? B blok daire 1. Doğru. Benim evim burası. Evet. B blok daire 1. Anahtarı da oraya bırakacağım bu akşam. B blok daire 1'in posta kutusundan anahtarı alıp oradan senin eve girip bir yere kıvrılıp çünkü burada uyursam uyanamam. Siz de beni uyandırmazsınız. Uyanmayla ilgili problemlerim olduğu aşikar. Tabii ki. O yüzden Yetkin'de yatıyorum ki sabah beraber çıkalım. Ne diyorsunuz bu plana? İnşallah yani, soyulmam diyorum. Çok iyi diyorum. Okey, senin yorumun bu. Özcan sen ne diyorsun? Sen inanmıyorsun. Ulaş sen bana inanıyorsun. Ben mükemmel bir planım. Çok teşekkür ederim Ulaş. Hatta sabah havaalanına gittiğimizde de şöyle... Simit ayran... Ne kadar yükselebilir ki bu? Simit ayran desem Özcan. Yemin ederim öyle diyecektim. Çünkü... Kanada'ya gidiyor. Turkish culture. Anlıyor musun? Evet. Son biraz, dozaj. Tabii Turkish culture. Peki canım bizim dün doğum günündeki şey doğum günü diyorum. Albümün doğum günü. Albümün doğum günü. Şey senin planını anlatsana. Kanka dün ben çok yorgundum. Albümün bak, doğum günü. Bak şöyle bir koltukta. Evet. Şurada 3 saat uyudu. Ama herkes bunlar, takıyor. Bunlar dans uyudu. Ediyor, müzik açıyor. Kanka hiçbir şey hatırlamıyorum. O kadar yorgunum. Ölüm uykusu. Neyse. Kalktı. Ben uyurken kalktı. Arada beni böyle Özcan gazlıyor. Ben de hani olur ya bir arkadaşın eğlenirken herkes düşüktür. Onu böyle şey, mutlu etmeye çalışırsın. Şey tam şey işte. Halaya kaldırmaya çalışan. Aynen. Bağırlan bağırlamaz yok. Üzülmesin diye üç çabasından birinde yüksek bir tepki veriyorum. Bir yerde. Gerçekten ama bunu periyotlar haline böldün mü kendi kafanda? Tamam okey. Uykumu ona göre bölüyordum. Her seferinde ben uyuyorum, bir şey diyor ve uyanıp şey yapıyorum. Süper! falan yapayım, geri uyuyorum böyle. Sürekli bunlar oluyor. En son böyle bir kalktım, bir baktım herkes çok düşük kanka. Çok kötü oldum anladın mı? Normalden herkes yüksek oluyor. Ha, sen bambaşka bir dünyaya uyandın. Evet, aynen. Bir uyandım, devcileyim ve hamam böceğine dönüşmüşüm. Onun bir tık daha kötüsü ne biliyor musun? Karanlık havada uyanmak. Kot pantolonla evet. Kanepede. Ama aydınlıkken uyuyup karanlık havada uyanmak çok kötü. Evet. Karanlıkken karanlık havada uyanmak okey. Hiçbir derece. Sıkıntı yok aynen. Evet. Biraz sıkıntı. Sadece dersin ki çok uyumuşum. Evet.
Ama aydınlık havada yatıp karanlık havada kalkmak işte arkadaşlar. Berkcan Güven arıyor bu arada, canlı bağlantı. Ya bir şey diyeceğim, yok böyle bir şey. Alo. Yayındayım şu anda ve yanımda Özcan, Yetkin ve Ulaş var. Aleykümselam, hoparlördesin. Çıkartayım mı hoparlörden? Tamam, sağ olun. Çok fena bir şey geliyor. Hikaye de bölündü. Ben devam ediyorum bakarken. O sırada ben de şöyle bir şey söyledim. Baktım herkes çok düşük ve hani hep onlar yüksekti, ben düşürüyordum. Bir toparlama borcu istedim. Herkesi yükseltebilmek adına ultimate bir plan yapmaya çalıştım. Dedim ki şu an çok güzel bir ortam var. Bu ekip hiç ayrılmadan aynı şehri yazıp üniversitede eve çıkıyoruz. Artı. Ardından Tekirdağ köfte yemeye gidiyoruz. Bir de. Üsküdar'a Saxo Pazzo. Ayvalık'ta tost. Bir de. Kanada'da Özcan dinliyoruz. Bir de. Söyle. Hafta sonu programı olarak. Yok mu? Burgaz Adaya gidiyoruz. Burgaz Adaya gidiyoruz. Sırtta çantalar. Madame Marta koyunda, Madame Marta koyunda çadır açıyoruz. 4 ya da 5 gün o çadırlarda uyuyoruz. Sen bir hafta sonluk gelirsin oğlum Kanada'dan. Ne olacak? Ne olacak şunun? Şurası Kanada, burası ha, nedir anlarım. Ya? Anlarım. Şurası aa, ya. 18 saat. Çarşambadan çıksan Cuma Burgaz Adadayız. Pazartesi de bindiririz seni. Ben direkt oraya gidiyorum. Ben direkt bavulla oraya yükseldim buna. Net. Bavulla direkt Burgaz Adaya gidiyorum. Şey Madame Marta. Direkt. Hatta kaptana de ki benim uygun bir yerde indir abi. Ne yapıyor biliyor musun? Paraşütle atıyor. Paraşütü ne yapıyoruz? Çadır. Ama ne koysunlar. Demirleri biz götürelim. Çadır zaten hazır. Oğlum dünyanın en iyi fikirlerini falan mı üretiyoruz biz şu an? Gerçekten content creator team şu anda burada. Çok etkilendim. Özellikle hype'ınız beni çok mutlu etti arkadaşlar. Çok fazla bu kadar yapıyor şu an. Bu arada birazdan LG monitör çekilişi de başlıyor. Ciddi mi? Ben LG, ben bu arada LG monitör çekilişine bir saray takla atarım. Ne diyorsun sen ya? Doğuş stili. Tamam al senin olsun yetom. Gerek yok. Olmaz olmaz. Ben taklamı atarım. Çetirir. Ben bir hype mevzusu oldu, ona istinaden söyledim bu saray takla mevzularını. Ulaş iyi bilir. Evet. Evet. Bir şey diyeceğim. Ya, keşke şu an yayında olmasak ya. Bir şey mi söyleyeceğim? Kanka dünden Ulaş'ın üstüne araba sürmüş. Kanka evet. Ulaş ölüyormuş. Beyler yapmayın böyle şeyler ya. Gerek var mı gerçekten? Kanka ben detayını anlatacağım yolda. Tamam detayını sabah. Evet evet yolda. Havaalanı yolu. Yolda. Hayır hayır 6'da geliyorsun, uyandırıyorsun bizi. Detayı anlatıyoruz. Kanka, geri uyuyoruz. Kanka iyi bir şey söyleyeceğim. Kaçta geri çıkacağız uyuyoruz harbiden? Kanka Berkcan 10.30'da buradan çıkacağız. 10.30 buradan çıkış. Evet Berkcan bizi alacak kanka. O zaman tamam. O zaman tamam, sen anahtarı bırakma, ben 10.30'da sendeyim. Hayır 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 hayır. O zaman tamam demem neydi biliyor musun? O zaman 6'da sizi uyandırmayayım. Yani uçak 10.30'sa 6'da harbi uyandıracaktım çünkü. 6'da uyandırmasını ciddi bir topik olarak konuşmamızın sebebini arıyorum da şu an. Ha sen şaka olarak mı şey yapmıştın? Şaka bazlı mıydı yani? Oğlum ben her şeyi şaka olarak yapıyorum. Belki birazcık gülerler diye herkes bana küfrediyor, anlamıyorum ki. İnsanlar. Herkes sana küfür etmiyor oğlum. Herkes sana ne kadar yakışıklı olmuşsun abi. Dal gibi olmuşsun. Şey ya. Ulan eyvallah be. Biri, çok sevindim harbiden. Biri 350 kişi çıktı yayından yazmış. Beyler LG çekilişi diyoruz. Arkadaşlar 2 dakika sabredin ya. Arkadaşlarımız gelmiş. Yarın çocuk yolculuğuna buraya gidiyor. Gönlünü eğiliyoruz. Size iki muhabbet ettik ya. 350 kişinin kaç para denk ediyor? Şimdi şey yapacağım bekleyin. 350 kişi. beyler tamam o zaman. Sabahçı programı yaptık. Siz gitseniz mi? Biz harbiden gidelim kankam, sen de yayında tamam, o zaman sabah programını yaptık. Ben anahtarı B1'in posta kutusuna aynen bırakıyorum. Tam oradan alacağım, merak etme. Kanka 9 ayı görüşürüz. Kanka, bu son vedalaşmamız olmadığı için doğru düzgün sarın bana. Son vedalaşmamız olduğu bu kadar belli ki. Hayır hayır, sabah oradayım dostum, yalanım yok. Neye gülüyorsunuz lan siz? Anlamadım. Okudum yazmamışlar. Bir şey diyeceğim ya. Furkan Deniz kodları atıldı mı? Bu bilgi resmi olarak açıklandı mı? Ben bu arada eve dönerken şimdi önce bir Furkan'a uğrayacağım. Zarfını vereceğim. Zarf? Baykuş bulamamış.
Okul zarfı. Ne zarfı oğlum? Linç squat'tan atılma zarfı. Ha tamam. Tamam okey anladım. Hedwig var burada. Onunla da şey yapabilirsin. Hadi bay bay. Oh. Koş koş. Beyler anca halledebildim. Evet bu arkadaş şimdi Emirkan, bir dakika dur, attım. Emirkan Kayakan. Tamam. Bir de bir şey açıklık getirebilir miyim? Bir şey açıklık getir tabii. Şöyle, dün kazanan arkadaşın adı Emirhan Kaynarca. Ve bu arkadaşla karıştırdılar aynı kişi diye. Kesinlikle aynı kişi değil, listeden özel olarak baktım. Bana güvenebilirsiniz. He, onlar şey mi zannettiler? Aynı kişi mi kazandı zannettiler? Aynen, aynı kişi kazandı zannettiler ama aynı kişi değil. Özellikle aynı baktım. Kişi kazansa ne olacak ki bu arada? Yani, o da ne olacak? Yani adamın şansıysa kazansın yani, yapacak bir şey yok. Bir adet LG 20...